30 dakikadan herkese merhaba. Bu hafta konuğum doçent doktor siyaset bilimci Mahmut Akpınar. Mahmut Akpınar'la Erdoğan-Bahçeli ittifakını konuşacağız. Bu yakınlaşmayı konuşacağız. Bu yakınlaşma gönüllü bir yakınlaşma mı? Bir mecburiyet mi? Arkasında başka planlar mı var? Yoksa bir özdeşleşme mi? Bir benzeşme hali mi AKP ile MHP arasında? Bu benzeşme derken Erdoğan mı MHP'leşti, MHP mi AKP'lileşti? Bütün bunları soracağım Mahmut Akpınar'a. Evet, 30 dakika başlıyor. Evet, 30 dakika başladı. Şu anda karşımda doçent doktor Mahmut Akpınar var. Mahmut hocam merhaba. Merhaba hocam. Hocam şimdi bu haftaya damgasını vuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir sözü oldu. Hala da o tartışılıyor. Şunu dedi. Aslında şaşırtıcı bir cümle değildi bu. Cümle aynen şuydu. 2019'da yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacağız. Erdoğan'ı destekleyeceğiz dedi. Aslında bu 2015'ten beri istikrarlı bir şekilde Devlet Bahçeli'nin söylemi bu aslında. Ve bu söyleme yenisini eklemiş oldu. Şimdi bu söylemle alakalı ben sizden analiz isteyeceğim. Yani şöyle ki yani bu bir örtülü bir koalisyon var bir süreden beri AKP ile MHP arasında. Yani bunun anlamı ne? Çünkü daha düne kadar bu iki genel başkan birbirlerine ağza alınmadık sözler söylüyorlardı. Şimdi ise can ciğer kuzu sarması 2015'ten sonra. Bunun analizini isteyeceğim siyaset bilimci olarak. Fakat evet. Bu analizinizden önce 2014'te Devlet Bahçeli'nin meclis grup toplantısında yapmış olduğu bir konuşma var. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla alakalı. Önce onu hocam bir izleyelim o veteriyi. Arkasından sorularım gelecek. Türk milleti kral seçmeyecek. Sultan atamayacak. Emir tayin etmeyecek. Özgürlük ve demokrasiye mütecaviz bakan bir diktatör muavinine koltuk ihdas etmeyecektir. Twitter'ı engelleyen, YouTube'u kapatan, kişisel hak ve hürriyetleri budayandan cumhurbaşkanı olmaz. Hukuka saldırandan, adaletten kaçandan, rüşvetçilere ve hırsızlara kol kanat gerenden cumhurbaşkanı olmaz. Villalara balya balya dolar yığandan, kamu arazilerini zimmetine geçirenden, evdeki parayı sıfırlarken haysiyet ve inandırıcılığını da sıfıra düşürenden cumhurbaşkanı olmaz. Türk Silahlı Kuvvetlerine kumpas kurandan başkomutan olmaz. Türklüğü reddeden, TC'yi silen, milliyetçiliği ayaklar altına alan bir inkarcıdan Türkiye Cumhurbaşkanı olmaz, olamaz. Olamayacaktır. Kısacası iki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Tekeden süt sağılmaz. Balda tuz bulunmaz. Suda ateş yanmaz. Recep Tayyip Erdoğan'dan da cumhurbaşkanı olmaz. Evet Mahmut Hocam, VTR'yi izledik. Yıl 2014, Devlet Bahçeli bu ifadeyi kullanıyor. Ne diyor? Türk milleti sultan tayin etmeyecek, bir diktatör muavinine ağır ifade, koltuk ihdas etmeyecek. Hukuka saldırandan, hukuktan kaçandan, rüşvetçilere kanat gerenden, villalara balya balya dolar yığandan, bak çok ağır ifadeler, kamu arazilerini zimmetine geçirenlerden, evdeki parayı sıfırlarken haysiyet ve inandırıcılığını da sıfırlayanlardan cumhurbaşkanı olmaz. Erdoğan'dan cumhurbaşkanı olamaz dedi. Şimdi ise çok tam tersi bir sürece sarıldı. Yani burada bunun anlamı ne? Aslında bu programda baştan sona bunu arayacağız, bunu izleyeceğiz. Peki nasıl izah ediyoruz? Bu bir gönüllü bir araya geliş mi?
bir mecburiyet mi, bir şantaj mı var o işin arkasında, perde arkasında, veya bir özdeşleşme, bir benzeşme hali mi? Eğer öyleyse Erdoğan mı MHP'ye, Bahçeli'ye benzedi, yoksa Bahçeli mi Erdoğan'a benzedi? İşte bir sürü soru kucağınızda hocam, başlayayım birisinden. Evet, yani Türkiye'de siyaset maalesef ilkeler üzerinden yürümüyor, pragmatizm üzerinden yürüyor ve Türk siyasetinde siyasetçiler çok yakından gördüğümüz üzere çok kısa sürede tam ters istikamette 180 derece dönüşler yapabiliyorlar. Erdoğan'ın bu konudaki çok fazla dönüşüne şahidiz. Yani işte PKK ile çözüm sürecini yürütürken Öcalan'ı neredeyse kahraman ilan etmişlerdi. Arkasından tam tersine döndüler. Ergenekoncuların savcısıyım demişti. Ergenekon davasının savcısıyım ben demişti. Ergenekoncularla karşı karşıyaydı. Hemen arkasından 17-25'ten sonra onlarla mutabakat sağladı. İşte Rus uçağı düşürüldüğünde yine olur yine düşürürüz demişti. Ama aradan bir ay geçmeden özür dilendi. Rusya'ya bir sürü tavizler verildi. Dünyada da siyaset biraz kaypaktır. Siyasetçiler manevra yaparlar ama ilginçtir. Türkiye'deki siyasetçiler çok hızlı ve çok kısa sürede manevra yapıyorlar. Ve tabiri caizse de kendi kitlelerini, Türk toplumunu biraz da aptal ve ahmak yerine koyacak kadar keskin dönüşler yapıyorlar. Şimdi bu dönüşlere biz hemen bütün siyasetçilerde şahidiz. Erdoğan'da her vakada şahit oluyoruz. Devlet Bahçeli'de de böyle bir şeye şahit olduk. 2-3 yıldır Erdoğan'ın biraz argo tabirle MHP, münhasıranda Devlet Bahçeli partiden biraz daha öte bir şekilde İstetmesi gibi davranıyor, yedek lastiği gibi davranıyor ve bu pek çok MHP'li tarafından da ciddi şekilde eleştiriliyor. Bunun sebebi ne olabilir? Yani bunda yani, birkaç sebep aranabilir. Yani çok ağır sözleri ifade etti Bahçeli. Yani hani böyle yenilir, yutulur şeyler değil de bakın bir tweet'i var hala Devlet Bahçeli'nin. Hala duruyor, o tweet'i silmedi. Resmi tweet hesabından rüşvet aldılar, adı darbe oldu. Yolsuzluk patladı, dış düşmanları oyunu gösterildi. Para eritilirken basıldılar, montaja, dublaja bağladılar. Bu tweet'i, Devlet Bahçeli'nin bu tweet'i hala duruyor. Bilmem bu programdan sonra belki siler. Ama duruyor. Evet. Ama bugün ise çok başka bir noktada. Şimdi bunu gerçekten seve seve yapılan bir dönüş mü, bir mecburiyet mi? Gerçekten benim merak ettiğim bir konu bu. Buyurun. Birkaç yönü var diye ben düşünüyorum. Bir, bu 17-25'ten sonra malumunuz Erdoğan kendi iktidarını, koltuğunu ve aile çevresini kurtarabilmek için yeni dengeler kurdu, yeni anlaşmalar yaptı. Bu anlaşmayı ulusalcı, milliyetçi kesimlerle yaptı. Çözüm sürecini bitirdi, PKK ve Kürt politikasını tamamen dışladı. Cemaatle daha önceden bir yakınlığı vardı, onu tamamen düşman haline getirdi. Bu süreçte Erdoğan'ın ittifak kurduğu cephenin şöyle bir özelliği var. Milliyetçi söylemler, ulusalcı söylemler üzerine bina edilmiş, Türkçü vurguları olan, biraz muhafazakar ve dini vurguları olan bir söylem geliştirdi. Ve bu söyleme uygun bir ittifak kurdu. Şimdi bu ittifakın içinde ana eksende her ne kadar ulusalcılar var ise de, özellikle yargıda, orduda, bürokraside, bu kesimlerle, yani ulusalcı ergenekoncu kesimlerle bir ittifak kurdu. Fakat siyasette, politik alanda da MHP tabanı bu söylemlere yakın ve yatkın bir tabandı. Dolayısıyla politik anlamda da biz MHP ile, Devlet Bahçeli ile böyle bir koalisyon kurduğunu, ittifak kurduğunu söyleyebiliriz. O zaman bu söylemler o ittifakın sonucu. Peki burada sadece değişen ve dönüşen Devlet Bahçeli değil. Aynı zamanda ben bunu anlıyorum bu ifadenizden. Koalisyon ortaklarına bağlı olarak değişen bir Erdoğan da söz konusu. Yani her iki tarafın da dönüşmesi mi söz konusu? Bunu mu ifade ediyorsunuz? Kesinlikle. Önce Erdoğan değişti. Daha doğrusu şartlar, olaylar Erdoğan'ı değişmeye zorladı. Kendini kurtarabilmek için, ayakta kalabilmek için. Erdoğan belki yaşayan siyasetçiler içinde dünyanın en pragmatist siyasetçisi olabilir. Machiavel eğer yaşıyor olsaydı muhtemelen Erdoğan'dan övgüyle bahsederdi. Bir tornistan yaptı ve kendisine yeni ilkeler belirledi, yeni partnerler belirledi, yeni hedefler belirledi, yeni düşmanlar belirledi aynı zamanda. Bunun çerçevesinin içinde ulusalcı söylemler, Türkçü söylemler, biraz dindar, muhafazakar söylemler vardı. Dediğim gibi özelde ergenekoncularla spesifik ve operasyonel ittifak yaptı. Nerede? Bürokrasinin içinde, yargının içinde, ordunun içinde ama siyaseten de milliyetçi muhafazakar tabanlarla, Büyük Birlik Partisi gibi,
MHP gibi ve diğer cemaatler, tarikatlar gibi kesimlerle ittifak kurdu. Ve onların talep ettiği bir kısım şeyleri onlara verdi, onların önünü açtı. Bürokrasiyi onlara açtı, ihaleleri onlara açtı. Siyaseten de onları kendi yanına çekti. Bu meselenin bir yönü ama bunun ötesinde sizin biraz önce bahsettiğiniz Devlet Bahçeli açısından sanki bir mecburiyet de söz konusu. Bu kadar ağır sözler söyleyen. Bu mecburiyetin izlerini biz Mahir Ünal'ın tweetinde buluyoruz. Hatırlayın tam bu dönüşlerden önce, 2 yıl kadar önce AK Parti'nin önde gelen ve AK Parti tabanına da farklı alanlarda hedefler gösteren önemli bir siyasetçi olan Mahir Ünal bir tweet attı yaklaşık 2 yıl önce. Bundan sonra MHP lideri Devlet Bahçeli'nin şu ana kadar söylediklerini tükürdüğünü, yaladığını göreceksiniz. Aydın Ünal diye bir tweet attı. Aydın Ünal. Mahir Ünal, Aydın Ünal. Aydın olabilir, Ünal. Aydın. Bende de şu anda o tweet'i benim elimde. Şu anda da yönetmen arkadaşımız bunu ekrana da taşıyacak. Yani ben aynen okuyayım. Yani çok ilginç bir tweet'ti bu. Devlet Bahçeli önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı ve ailesine ettiği tüm hakaretlerden dolayı 1000 pişman göreceğiz. Evet, zavallılık 3 nokta. İkinci bir tweet. Ağzından köpükler saçarak konuşan siyasetin zavallısı Devlet Bahçeli için bütün o köpükleri itinayla yalayacağı yeni bir süreç başlıyor dedi. Şimdi burada tam da denk düştü. Bunu sorayım size. Evet. Bakın siyaset çok kaygan bir zemindir ve çok bilinmeyenleri olan bir zemindir. Bu kadar keskin, bu kadar emin bir cümle kurulamaz kolay kolay. Fakat bize Aydın Ünal, ki herhangi biri değil AKP içerisinde, Erdoğan'ın metin yazarı ve milletvekili. Evet. Burada bize çok net, kesin bir şey söylüyor. İtinayla yalayacağı, tabi bu sözler ona ait. Bana ait değil. Aynen aktarmak zorunda kalıyorum. Yeni bir süreç başlıyor diyor Bahçeli için. Bu kadar emin olmak ne demek bu? İşte bu bir mecburiyet ifade ediyor. Şimdi orada Aydın Ünal'ın söyledikleri kesinlik ifade eden şeyler. Eğer onun akabinde o dedikleri olmasaydı o tweet'in bir hükmü kalmayacaktı. Ama o tweet'i müteakip tam da orada iddia edildiği ve ifade edildiği gibi ve o açıklıkta, o netlikte MHP'nin ve liderinin keskin bir dönüşü, Erdoğan ve ailesiyle ilgili bir AK Partili'den çok daha öte gidecek şekilde onların övücüsü olması, yağcılığını yapması, bunun arkasında bir mecburiyetin olduğunu gösteriyor. Mecburiyet nereden kaynaklanabilir? Onu bilemiyoruz tabii. AK Parti çok kesimlere kasetçilikle kesimleri itham etti ama şu biliniyor ki yakın zamanlarda da bir belediye başkanının kaseti çıktı ve aldılar. AK Parti, yani partinin tamamını suçlamak, itham etmek doğru olur mu emin değilim ama partinin içinde bir odak tam da o başkalarını suçladıkları şekilde çok ciddi bir kaset koleksiyonuna sahip. Kasetçilik yapıyor. Hem kendi taraftarlarından insanları istemediklerini bir şekilde elimine edecek şekilde hem de muhaliflerini, alternatiflerini bertaraf edecek şekilde kasetlere sahip olduğunu düşünüyoruz, görüyoruz. Bununla ve bunu alakalı, muhtelif zaman... Ben de hocam bir parantez açayım. Bununla alakalı yıllar önceydi. AKP'nin kurucuları içerisinde, ismi bende kalsın, söylemeyeyim, izin almak gerekir. Bir gün bir ortamda, İstanbul'da bir yemekteyken birkaç gazeteci arkadaşla birlikte, o işte siyasetçi, ilginç bir şey söyledi. AKP'nin kurucularından, Erdoğan'ın sağ kollarındandı. Daha sonra AKP'den ayrıldı. Dedi ki onun iddiası bu. Erdoğan'ın bir kasası var. O kasa içerisinde muhaliflerine ait pek çok kasetler var dedi. Evet. Bu onun böyle bir iddiası olarak benim hafızamın bir köşesinde hala bu durur. Buraya anti parantez girmiş olayım. Biz tabii bunu bilemiyoruz. AKP'nin elinde ne var? Neyle şantaj yapıyorlar? Devlet Bahçeli'nin ne gibi zaafları var? Bunları bilmiyoruz. Bilmediğimiz şeyler üzerine yorum yapmak da belki doğru değil ama şu bir hakikat ki bu Aydın Ünal'ın tweetinden ve Devlet Bahçeli'nin dönüşünden sonra Devlet Bahçeli için Erdoğan'ı övme, AK Parti'yi destekleme, AKP ve Erdoğan siyasetine istetme olma mevzunda bir mecburiyetin olduğu gözüküyor. Bir mahkumiyetin olduğu gözüküyor. Bu kadar hakareti aşağılamaya rağmen bu çizginin dışına çıkamıyor ve bu tür tweetlere, söylemlere, aşağılamalara, Erdoğan'ın da bizzat bir sürü aşağılamaları var Devlet Bahçeli ile ilgili. Bütün bunlara rağmen, her şeye rağmen Erdoğan'ın ve AK Parti'nin destekçisi olması
bir mecburiyet ortaya koyuyor bizim için. Bir mecburiyet olduğunu gösteriyor. Yani bir mecburiyet hali var ki yani bu kadar hakaretlerden sonra dediğiniz gibi olmadı. Evet, bir de bir Aydın Ünal'ın bu kadar net bir şekilde yakında hepsini yalacak, yutacak bir süreç başlıyor demesi ki 2015'te bu tweet'i atmış Aydın Ünal. Ayrıca şöyle siyaseten irrasyonel seçimlerden hemen sonra. Evet. Seçimlerden hemen sonra 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra Ağustos ayında bu tweet'i atıyor. Ve ondan sonra da zaten söylemleri Bahçeli'nin birdenbire değişiyor. Şimdi siyaseten Devlet Bahçeli'nin izlediği bu politika irrasyonel. Rasyonel bir politika değil. Takip edilebilir bir şey değil ve MHP'ye de Devlet Bahçeli'ye de kazandırdığı bir şey yok. Bakın bu söylemlerinden Erdoğan'ı ve AK Parti'yi sürekli ve kayıtsız şartsız desteklemesinden dolayı çok ciddi oy kaybına uğradı. Şu anda MHP'nin baraj altında kaldığına dair hemen bütün yorumlar müttefik. Kendi tabanında ciddi sorgulamalar var. İstifalar var. Ayrıca artık MHP alternatifsiz değil. Büyük Birlik'in yanında Büyük Birlik vardı eskiden. O da gerçi bu tarafa geldi. O da ayrıca tartışılabilecek bir şey. Şimdi Meral Akşener'in bir partisi var ve doğrudan MHP'ye alternatif ve MHP'nin hem tabanından hem üstünden insanlar alıyor. Şimdi bu söyleme devam etmesi aslında Devlet Bahçeli'nin kendi ayağına sıkması, kendi partisinin içini boşaltması, kendi kitlesini kendinden uzaklaştırması anlamına geliyor. Burada da çok ciddi bir irrasyonellik var. Aslında hocam yani rasyonellik değil mi bu? Ben itiraz edeyim. Bir tartışma hareketlensin şöyle bir. Evet. Şöyle bir fikir de var çünkü. Karşı şöyle bir düşünce de var. Hayır, Devlet Bahçeli çok doğru bir karar, doğru bir seçenek yapıyor. Neden? Çünkü Erdoğan yeni başbuğluğa oynuyor şu anda. Ve şu anda müthiş bir milliyetçi söylem içerisinde. Şimdi bu, dolayısıyla MHP tabanıyla zaten AKP tabanının aile profilleri, toplumsal sosyolojileri birbirine de çok benzerler. Dolayısıyla AKP bu yükselen milliyetçi söylemleriyle MHP'nin altındaki bütün oyları aldı zaten. Şimdi zaten tek başına kaldı Bahçeli. Zaten dolayısıyla Bahçeli'nin başka da bir alternatifi yok. Bunu diyen var. Bir de yani şantaj olayı bir tarafa. Bu bir mecburdu. Bir başka boyutta şimdi Erdoğan'ın yanında evet ama şimdi iktidarda MHP'nin görüşleri var. Öyle değil mi? Bu bir da Bahçeli'nin siyasi dehası olarak söyleyenler de var burada. Fikirlerimiz iktidarda. Yani şimdi bugün MHP iktidarda olsaydı farklı siyaseten ne olurdu? Mesela Kürt politikasında farklı ne olabilirdi? İşte HDP'lerin hepsi hapiste. Farklı mı olacaktı? Dış politikadan iç politikaya kadar o sert ve köşeli söylemler farklı mı olacaktı? Yani hangi politikalar farklı olacaktı? Dolayısıyla Bahçeli Erdoğan'ı kendisine mi benzetti? Zihinsel olarak AKP'yi mi işgal etti? Böyle diyen de var. Ne diyorsunuz? Şimdi bu politika AKP açısından rasyonel bir politika. Çünkü yeniden kendine göre bir mevzi belirledi ve o mevzide yeni söylemler geliştiriyor. Milliyetçi, muhafazakar, işte Kürt karşıtı, Türkiye'deki diğer azınlıkların karşıtı bir söylem geliştirdi ve milliyetçi oyları alıyor. Ancak MHP müstakil bir parti ve her bir parti iktidar olmak için, devlete talip olmak için yola çıkar. Şimdi böyle bir durumda eğer Devlet Bahçeli'nin ve MHP'nin böyle bir düşüncesi varsa kendisini tamamen feshedip AK Parti'ye dahil olması lazım, intikal etmesi lazım. Bir parti olarak devam etmesinin bir anlamı yok. Öte yandan gerçekten MHP'nin fikirleri AK Parti içinde temsil mi ediliyor? Bence çok da öyle değil. Evet, milliyetçi söylemlerle Erdoğan MHP tabanının özellikle muhafazakar kesimlerin oylarını alıyor. Ama öte taraftan aslında milliyetçilik düşüncesinin, MHP'nin temel düşüncelerinin, temel teorilerinin de içini boşaltıyor. Çok köklü, kadim Türk siyasetinde eski bir partiyi bitiriyor, öldürüyor. Tamamen, tabir caizse çöplüğe itiyor. MHP gibi bir parti açısından bu bir nevi intihar, kendini bitirme, misyonunu bitirme, tüketme anlamına geliyor. Tüketme ama neticede fikirlerimiz iktidarda. Yani şöyle bir düşünce de oldu birilerinde. Bir yazar bunun köşesinde de yazdı. Yani şu anda Bahçeli aslında çok mutlu.
Çünkü fikirleri artık iktidarda. Bahçeli bir parti başkanı ama neticede bir misyon adamı. Dolayısıyla o misyonunu icra ettikten sonra partisi baraj altında kalmış kalmamış hiç önemli değil. O misyon bir dava adamı. Dolayısıyla şu anda işte tepede sarayın başında bir başbuğu var. Her kliplerin arkasında mehter marşıyla izliyoruz. Müthiş bir milliyetçi dozaj var. İşte TRT ekranlarında, televizyon ekranlarında Ertuğrullar, şunlar bunlar. Yani MHP iktidarda olsa hiçbir farklılık bir şey olmayacaktı zaten. O zaman daha ne istesin Devlet Bahçeli eğer o misyon adamı mantığı içerisine baktığımızda? Şöyle de bakılabilir olaya tabii. Acaba misyonu gerçekleştiği için mi? Türk siyasetinde istihbarat kurumu öteden beri sivil hayatını ve siyasetin farklı alanlarında insanlar devşirmiştir. Devlet Bahçeli'nin MHP'nin başına gelişi de bizzat MHP'liler tarafından çokça eleştirilir. Rahmetli Türkeş'in ölümünden sonra zannederim 1997 idi. Çok da önde olmayan, alternatif olmayan Devlet Bahçeli bir anda gündeme geldi. Şimdi Türkiye'de siyasetçiler ve beyaz yakalılar arasında da istihbarat kurumunun etki elemanları vardır. Ve bunlar zaman zaman o istihbarat kurumunun yönlendirmesiyle kendi siyasetlerini de aşan farklı çıkışlar yapabilirler. Bunu isim vermeyeceğim ama işte Erdoğan'ı çok zor zamanda iktidara taşıyan, birkaç defa yolunu açan bazı siyasetçiler için de söylüyorlar. MIT'le, yani istihbarat kurumuyla angajman. Bu şu demek değil, yani MIT'in mutlak manada personeli gibi, onun mutlak elemanı gibi düşünmek doğru değil ama onların etkisine açıktır. Son 3-4 yıl içinde istihbarat kurumu tamamen Erdoğan'ın, özellikle de Erdoğan'ın kontrolüne geçti. Ve muhtemelen bu Milli İstihbarat Kurumu'yla öteden bu tarafa bir şekilde angajmanı olan siyasetçiler, sivil toplum önderleri, farklı mesleklerden insanlar MIT eliyle, marifetiyle, MIT'in de bugün devletin en önemli operasyonel birimi, hatta hafızası, karargahı, karar verici en önemli odağı haline getirildiğini düşünerek bunu söylüyorum. Bugün parlamento bypass edilmiş durumda. Bakanlar kurulu bypass edilmiş durumda. Erdoğan sadece MIT'in hazırladığı, MIT'ten gelen briefingler, veriler üzerinden siyaset yapıyor ve devleti yönetiyor. Şimdi bu kadar güçlü bir MIT'in bir şekilde kendisiyle angajmanı olan bazı insanları tek adam haline gelen Erdoğan lehine yönlendirdiğini, icbar ettiğini, sevk ettiğini düşünmek de mümkün olabilir. O zaman onun için mi hocam dün bir tweet attınız siz. Dikkatimi çekti. Tweetinizde Muhsin Yazıcıoğlu bizim tarlayı sürmüşler ifadesini kullandınız tweetinizde. Ve altında şunu dediniz. Bayağı derin sürmüşler. Bunu biraz hocam açalım mı? Yani Muhsin Başkan zannederim vefatına yakındı. Vefatından birkaç sene önceydi. Alperen Ocakları üzerinde bir kısım operasyonlar oldu. Yani partinin genel başkanının rağmına Alperen Ocakları'nın bir kısım kirli ve karanlık, şaibeli ilişkilere, işlere bulaştığı görüldü. Ve Muhsin Başkan da bunları tasfiye etti. Arkasından da bu açıklamayı yaptı. Muhtemelen bir kısım verilere, bilgilere ulaştı ki bu açıklamayı yaptı. Bizim tarlayı sürmüşler. Yani yine bunu MIT kaynaklı ele alabilirsiniz, daha farklı odaklar kaynaklı ele alabilirsiniz. Partiler ve partilerin gençlik kolları, teşkilatları üzerinde de bu kısım operasyonel faaliyetler yürütülür ve çok stratejik, kritik denge noktalarında, hassas dönemlerde bu devşirilmiş, daha önceden devşirilmiş, sürülmüş tarlalardaki tohumlar harekete geçirilir. Şimdi bu noktadan baktığımızda biz aslında MHP'nin de, Büyük Birlik Partisi'nin de çok iyi bir şekilde sürüldüğünü ve o sürmenin neticesi olarak da bugün meyvelerin, tohumların birileri lehine devşirildiğini söyleyebiliriz, görebiliyoruz. Evet, ilginç. Peki hocam şeyi de sorayım size. Şimdi bir milliyetçi dalga yükseliyor Türkiye'de. Evet. Bu milliyetçi oylara talip işte AKP, işte MHP, Büyük Birlik Partisi, işte yeni parti, Vatan Partisi o kadar çok bu alana göz dikmiş durumda ki, peki bu milliyetçi trendin yükselişi yükseltiliyor mu yoksa doğal bir süreç mi? Siz bunu nasıl analiz ediyorsunuz?
Kesinlikle doğal bir süreç olmadığını düşünüyorum. Yani işte çözüm sürecinin bir anda, çözüm süreci öncesine gidin, milliyetçilik ayaklar altındaydı. Her türlü milliyetçilik, her türlü ırkçılık ayaklar altındaydı. Kürt olmak çok muteber bir şeydi. Azınlıklar muteberdi. PKK'ya övgüler yazılıyordu. İşte pek çok AK Partili yazarın bizzat kendi köşe yazılarında, bugünkü havuz medya dediğimiz medyada, Öcalan'ın hikmetlerinden, faziletlerinden, devlet adamlığından, ufkundan, basiretinden bahsetmekten kendilerini alamıyorlardı. Bir anda... Ki o dönemde Hilal Kaplan AKP'nin çok yakın gazetecisi, Türkiye'nin adı da değişmedi artık, bunları konuşmamız lazım deme noktasına kadar da gelmişlerdi liberallikte sınır tanımama adına. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin adının, üniter yapısının, hatta bayrağının tartışılmasına kadar Türk milliyetçiliğini, Türkçülüğü, ulusçuluğu aşağılayan bir yaklaşımdan çok kısa bir sürede ani bir kararla, bir tornistanla bu defa ulusalcılığa, milliyetçiliğe, Türkçülüğe ve öteki karşıtlığına, yani etnisite, öbür etnisitelerin karşıtlığına, özellikle de Kürtlerin karşıtlığına dair bir söylem gelişti. Bunun ben doğal olduğunu düşünmüyorum. Erdoğan bunu siyasi gücüyle ve iktidar gücüyle gündeme attı, gündem oluşturdu. Bu gündemin arkasından diğer ulusalcı ve milliyetçi tona sahip partiler aynı söylemi takip etmek, bu kuyruğa takılmak zorunda kaldılar. Ve mecburen de o oy tabanına göz diktiler. Ama peki o taban herkese ekmek çıkar mı? Bütün partiye, bu kadar partiye ekmek çıkar mı? Şöyle de bir tarafı var ama Türk toplumu genel olarak zaten biraz %70 oranında muhafazakar olduğu söylenir. İşte 3'te 2'ye 3'te 1. Solun 3'te 1 civarında olduğu, muhafazakar sağın 3'te 2 civarında olduğu söylenir. Şimdi bunun içine, bu ulusal söylemlerin içine milliyetçi solu da kattılar. Ulusalcılar dediğimiz grubu da kattılar. Dolayısıyla o yelpazeyi biraz daha genişlettiler. Ayrıca toplumlar bir tehdit algısı olduğunda, tehdit yükseltildiğinde milliyetçileşirler. O ulusalcı vurgular öne çıkar. Sembolik şeyler, bayrak gibi, İstiklal Marşı gibi bir kısım şeyler öne çıkar. Son 2-3 yıldır bakarsanız iktidarın ve onun medya organlarının hakimiyetindeki medya, çünkü diğer medya kalmadı, sürekli topluma milliyetçi söylemler pompalıyor. Dolayısıyla bu, hani atıyorum %40'larda, 30'larda idiyse de milliyetçi söylemler, son birkaç yıldaki üretilen söylemlerle ve medyadaki haberlerle bunun 5-10 puan en az arttığını söyleyebiliriz. Peki hocam, programımızın da sonuna geldik. Şöyle bir diyeyim, en son sorum da şu olsun. Türkiye'nin yeni başbuğu artık Erdoğan mı? Yani Erdoğan'ın daha programımızın başında ifadeniz oldu. Yani Erdoğan'ın da bir dönüşümü var. Yani aslında AKP'nin kuruluşuyla başlayan, muhafazakar demokrat söylemle başlayan, zaman içerisinde siyasal İslam'a evrilen, daha sonra buna milliyetçiliği katan, sürekli yeni bir şeyler ekleyerek dönüşen bir Erdoğan var. O biraz önce bahsetmiş olduğunuz açılım süreci içerisinde en büyük Kürt partisi biziz deyip tanıtımlarını yapıyorlardı. Kendilerini ifade ediyor. Şu anda en büyük milliyetçi parti biziz noktasındalar. Artık Türkiye'nin yeni başbuğu, yani reis olarak da ifade ediliyor ama artık Tayyip Erdoğan mı? Sadece yeni başbuğu değil. Yani yeni başbuğu Tayyip Erdoğan, yeni sultanı Tayyip Erdoğan, yeni Atatürk'ü Tayyip Erdoğan, yeni halifesi Tayyip Erdoğan. Yani Türkiye'de bizim tarihimizde, tarihte veya günümüzde ne kadar elde edilebilecek unvanlar varsa hepsi şu anda Tayyip Erdoğan'ın elinde ve bunu kimseyle de paylaşma niyetinde değil. Paylaşma gibi bir niyet izhar eden, az adım atanların tepesine balyoz hemen iniyor. Bu nedenle de Erdoğan'ın etrafında şu anda sultanım, padişahım, çok yaşa diyenlerin dışında kimse yok. Herkes bunu diyor. Bol bol alkışlar var. Bütün ünvanlar ona veriliyor. Onun dışında birine bir ünvan vermenin veya birinin öne çıkmasının hayati riskleri, tehlikeleri var Türkiye'de. Hocam, son cümlenizi alalım, programı bağlayalım. Evet, yani Türkiye bir tek adam rejimi haline geldi. Demokrasiyi tamamıyla yitirdik. Maalesef bunun bu hale gelmesinde özellikle sağ partilerin, MHP'nin, Büyük Birlik Partisi'nin, ama ben CHP'nin de katkısının olduğunu düşünüyorum. Erdoğan'ın tek adam haline gelmesi, evet, Erdoğan'ın tek adamlık eğilimlerine, otoriter eğilimlerine bağlanabilir ama en önemli sebeplerinden birisi de muhalefetin yetersizliği, siyasi kifayetsizlik, liderlerdeki kifayetsizliktir.
Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler ve analizler için. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Evet. Bir programın burada sonuna geldik. Konuğum doçent doktor Mahmut Akpınar'dı. MHP-AKP koalisyonundan bahsettik. Bir sonraki 30 dakikada tekrar buluşmak üzere.